Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde ağ erişim güvenliği hakkında konuşacağız. Bu Network Plus N10-004 sınavı bölüm 6.3'tür. Ağ erişim güvenliğinin yöntemlerini açıklamamız gerekiyor. Bu aslında oldukça geniş bir konu. ACL MAC filtrelemesi ve IP filtrelemesinin her ikisi de hesaba katılıyor. Tünel ve şifreli trafik için birçok yöntem var. Ayrıca ağımız üzerinden uzaktan erişim sağlamak için diğer yöntemler hakkında da konuşacağız. Şimdi filtreleme hakkında neler öğrenebileceğimiz ile başlayalım. Filtreleme ile ağımızdan geçen trafiği seçebiliriz ve bunun ağımız üzerinden geçişine izin verebilir veya reddedebiliriz. Birçok ortamda çoğu filtreleme yöntemi dışarıdan içeriye doğru ve içeriden dışarıya doğrudur. Ancak insanların dahili olarak önemli serverlara sahip olduğu bazı durumlarda yapacakları şey kendi ağların içerisindeki önemli serverlar için bu trafiği kısıtlayacak olan filtreleme yöntemlerini kullanmaktır. Trafiği filtrelemek için birçok farklı yöntem var. Bazı yöntemler gerçekten iyi, bazıları da o kadar iyi değil. Bu modülde bahsedeceğimiz yöntemler ACL'dir. MAC filtrelemesine ve IP filtrelemesine sahibiz. Öyleyse ağımız boyunca giden trafiği filtrelemek için bazı çok basit temel yöntemler vardır. ACL'ler yani erişim kontrol listeleri ile işe başlayalım. ACL'ler bir dosya sisteminde, ağ aygıtlarında veya işletim sistemlerinde yerleştirdiğimiz bir plana göre filtreleme yöntemini tanımlayan genel bir terimdir. Bu sizin bir liste oluşturacağınız, daha sonra erişim sağlayacağınız bir yöntemdir ve bu liste ortama veya çalışan platforma bağlı olacaktır. Örneğin bir dosya platformunda "Bob dosyaları okuyabilir" diyen bir erişim kontrol listesine sahip olabiliriz. Bu bir erişim kontrol listesidir. Bob'unki burada. Okuma yetkisi burada ve Bob'un okuyabileceği dosyalar burada. Fred A erişim sağlayabilir. Bu bir A aygıtında görebileceğiniz bir şey. Bizim erişim kontrol listemiz Fred'in A erişmesine ve ihtiyacı olan şeyleri yapmasına izin veriyor. Çok özel bir güvenlik duvarı tipindeki erişim kontrol listesi James'in 192.168.1.0A 24 bit alt ağ maskesi ile ve sadece 8443 ve 8088 portlarını kullanarak erişim sağlayabileceğini söyleyebilir. O halde bu erişim kontrol listelerinin bazılarının çok fazla ayrıntılı olduğunu ve gerçekten bir kişinin ağın bir kısmından başka bir kısmına ne yapabileceğini çok spesifik bir derecede belirleyebilir. Bu yüzden bu erişim kontrol listeleri bulundukları platforma bağlı olarak çok kullanışlı olabilir ve bunların güvenlik duvarlarında her zaman açıldığını göreceksiniz. Bunları router'larda göreceksiniz. Bunları switchlerde ve diğer ağ aygıtlarında göreceksiniz. Mac filtrelemesi ağ erişim sağlamak için oldukça basit bir yöntemdir. Ve bu ağ kartınızdaki Mac adresine bağlıdır. Ağ üzerindeki her bir aygıt bir Mac adresine sahiptir. Ethernet Mac adresleri 6 byte uzunluğundadır. Ve eğer siz bir fiziksel aygıtsanız, bir yazıcı, bir bilgisayar veya başka tipte bir aygıt olabilir, bir Mac adresine sahip olmak zorundasınız. Bu Ethernet ağlarında kullanılan temel komünikasyondur. Benim sistemimde ipconfig komutu ile MAC adresime göz atabilirim. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak bu ifconfig olabilir. Ve kendi Windows sistemimde slash all yazdığımda bu bana tüm fiziksel adreslerimizi verecektir. Örneğin 002176F06F2. Bu adresin kendisi sadece o MAC adresinin A üzerinde iletişim kurmasına izin verecek şekilde ayarlanabilir. Ve şimdi ben bunu filtreledim. Eğer herhangi bir başka kişi farklı bir MAC adresiyle ortaya çıkarsa, farklı bir filtrelemeye ihtiyacı olacaktır. Sadece bu MAC adresi için bir filtre oluşturmak zorundayız. Bu gerçekten çok geniş bir filtreleme uygulaması için tasarlanmamıştır. Bunun 1000 MAC adresini almayı denediğini ve bunları bir tabloya yerleştirerek o MAC adresi üzerinde ağ erişim izni verdiğini düşünebiliyor musunuz? Ancak çok kısıtlı sayıda insanın bunu geçmesi gerekiyorsa, ağ geçmek üzere belirli MAC adresleri dışında herkesi reddetmek kolaydır. Filtrelemenin en yaygın olan yöntemi IP adresi ile yapılır. A adresinize veya TCP IP adresinize bağlı olarak A erişime izin verebilirim veya kısıtlayabilirim. Bunu IP versiyon 4 adreslerinde, IP versiyon 6 adreslerinde yapabilirsiniz. Ve eğer IP adresi filtrelemesine göz atacak olursam, burada bunu yapmak için birçok farklı yöntem var. Ve birçok farklı ekipman parçası var. Bu sadece herhangi bir hostun kullandığı TCP'ye izin verecek olan bir erişim listesini nasıl ayarlayacağınız konusunda bir örnektir. Bu IP adresine giderek örneğin 169.254.92.103 ve NNTP kullanımına eşit olduğu sürece bunu kullanabilirsiniz. Bu IP adresine gitmek için bu ağı kullanabilirsiniz. FTP istemcileri için port numaranız 1023'ten büyük ise bu IP adresine gidiş için izin verebilirsiniz. O halde bu oldukça basit bir komut satırı yöntemiyle filtreleme türüdür. Ancak bunu bu IP adresine bağlı olarak gerçekleştirir ve bu durumda bir IP adresi aralığına sahiptir. Herkes belirli bir alt ağdadır. Sadece IP adreslerinin aralığını veya bir bireysel IP'yi belirleyerek insanların ağ erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz. Genelde bu bir güvenlik duvarına, bir router'a yerleştirilir ve artık IP adresine göre filtreleme yöntemine sahip oldunuz. Tünel oluşturma ve trafiğin şifrelenmesi bugünlerde oldukça sıradan ve yapılması çok kolay bir hale geldi ve bunu yapmamıza izin veren birçok standart ayarlar var. Daha önceki modülden hatırlayacağınız gibi VPN, yani sanal özel ağlar hakkında konuşmuştuk. Kendi laptopumda bir uzak noktada olabileceğim halde dahili olarak bağlanmışım gibi kendi şirket ağımda her şey için erişime sahip olabiliyordum ve bunu bir VPN çoğulayıcı kullanarak yapabiliyordum. Bir şifrelenmiş tünel oluşturduk. Bu benim laptopum ve bu VPN çoğullayıcısı arasındaki özel bir bağlantı ve bizim birbirimiz arasındaki bu şifrelemeyi dünyada bizden başka anlayabilen bir aygıt yok. Sadece laptopum ve VPN çoğullayıcı bunu anlıyor. Çoğullayıcıya ulaştığınız zaman çoğullayıcı trafiğin şifresini çözer ve bunu yerel olarak bağlıymışım gibi dahili ağa gönderir. Dahili olarak şifrelenmiş olmasına gerek yok. Bu benim dahili ağım. Kendi ağımda bulunan her şeye güveniyorum. Ancak kendi ağım ve dışarısı arasında eğer bu mekanda birileri varsa ve kendi kablosuz kartımda yaptıklarımı dinliyorsa, bunlar sadece anlamsız şeyler elde edecektir. Buranın içerisinde ne olduğunu anlamalarına ve benim ne gönderip ne aldığımı anlamalarına imkan yoktur. Çünkü ben bir tünel oluşturdum ve daha sonra bu tünel boyunca gönderdiğim tüm trafiği şifreledim. Tüm bu bilginin tünel oluşturulmasının ve bunun gönderilmesinin bir yöntemi PPTP protokolü yani noktadan noktaya tünelleme protokolü ile sağlanır. Bu tüneli tanımlayan bir protokoldür. Bunun kendisi burada herhangi bir özel şifreleme yapmaz. Normalde PPTP'yi kullanarak bir tünel oluşturacağız ve daha sonra bu tünel boyunca gönderdiğimiz trafiğin tamamı denetlenmiş ve farklı yollarla şifrelenmiş olacaktır. PPTP'yi kullanarak doğrulama için iki yol vardır. Birisi Microsoft Chap versiyon 2'dir. Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol. Burada bir de çalışmak için taşıma katmanı güvenliğini kullanan Extensible Authentication Protocol yani EAP TLC olarak adlandırılan en yeni protokol türü vardır. Ve sizin ifade ettiğiniz şekliyle TLS kimlik denetimi için çok yaygın olan bir protokoldür. Bir tüneli oluşturduğunuz noktaya ulaştığınız zaman Tünel boyunca kimlik denetimi gerçekleşir ve şimdi veriyi şifrelemeye başlayabilirsiniz. Ve bugünlerde genel olarak kullanılan şifrelemeyi, PPTP'yi kullanan kişi, bu genelde bir Microsoft tünelini kullanır, Microsoft noktadan noktaya şifreleme veya kısa ismiyle MPPE olarak adlandırılan bir şeyi kullanarak şifreleme yapar. Bu yüzden bu ağın bir tarafından diğer tarafına giden bir işlemdir. Kendinizi tünel boyunca denetlersiniz. Ve daha sonra netice itibariyle bu işlem boyunca devam eder ve şifreleme yaparsınız. Burada görünenin arkasında daha birçok şey gerçekleşir. Ancak bunun işletim sisteminizde ayarlanması oldukça basittir. Aslında siz şunu söylüyorsunuz. Ben bu aygıt ile konuşmak istiyorum. PPTP kullanmak istiyorum ve bu geriye kalan her şeyi hallediyor. Buna doğru bir kullanıcı adı ve doğru bir şifre verdiğimden emin olmak istiyorum ve her şey görünenin ardında gerçekleşir. Burada bir PPTP istemcisi vardır. Örneğin Windows 95 işletim sistemi versiyon 2'de ve bundan sonraki her Windows versiyonunda bulunur. Bu yüzden bu oldukça sıradanlaşmış bir protokoldür. Bugün bunu kullanacağız çünkü bu oldukça sıradan. Ancak kesinlikle bu tünel oluşturma ve şifreleme teknolojileri için en yeni tip değildir. Bir diğer tünel oluşturma teknolojisi de katman 2 tünelleme protokolü yani L2TP'dir. Ve L2TP biraz daha uzatılabilir. Çünkü bu katman 2 de oluyor. Bu ayrıca kendi tarafından şifrelenmeyen bir protokol. L2TP basit bir tünelleme protokoldür ve bizim PPTP'nin becerilerinden bazılarına eklemeler yaptık. Ve bu sizin de gördüğünüz gibi UDP port 1701 portunu kullanıyor. L2TP'nin içerisinde normalde IPsec adı verilen oldukça özelleştirilmiş bir şeyi kullanarak veriyi şifreleyeceğiz. Birazdan IPsec hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak bugünlerde IPsec A noktasından B noktasına şifrelemek için çok genel, çok açık ve çok normal ve neredeyse her yerde görüyoruz. Size şifrelenmiş bir tüneli sağlayan bir servis sağlayıcınız varsa, bazı insanlar kendi şifrelenmiş bağlantılarına sahip değildir. Bunlar satın aldıkları farklı bir şifrelenmiş tüneli kullanırlar. Bir servis gibi kullanırlar. Genel olarak bunun L2TP'si bu servisi sağlar ve bu yüzden bir L2TP'ye sahip olmak oldukça yaygın bir şeydir aslında bir iPhone'dan bu oldukça yeni bir teknoloji. Burada iPhone'un VPN konfigürasyonunun içerisinde biraz önce bahsettiğimiz PPTP ve L2TP bulunur. Bu yüzden birkaç farklı seçeneğe sahip olursunuz. L2TP'yi farklı becerilere sahip olmak için genişletebileceğinize dikkat edin. Örneğin bir RSA Secure ID becerisi. Bununla birlikte farklı bir token oluşturucu ekleyebilirsiniz. O halde bu genişletilebilir ve bugünlerde bu PPTP'nin modern versiyonudur. Daha önceki slaytlarımızda IPsec hakkında bahsetmiştik. IPsec İnternet Protokolü Güvenliği ifadesinin İngilizce kısaltmasıdır. Bu birçok veriyi şifrelemek ve bunu şifrelenmiş bir tünel boyunca başka bir yere göndermek için bir diğer yaygın olan yöntemdir. IPsec sadece aygıtlar arasındaki komünikasyonu denetlemekle kalmaz. Ayrıca bunu şifreler ve bu oldukça açık standartları kullanır. Bu Microsoft için veya başka bir işletim sistemi için yazılmayan bir şeydi. Bu yazılmıştı ve bu sayede birçok farklı aygıt bunu kullanabiliyordu. Bu yüzden istemcilerde, istemciler ve VPN çoğullayıcılar arasında IPsec'i göreceksiniz. Güvenlik duvarları birbirleriyle iletişim kurduğu zaman bunu göreceksiniz. Bunu örneğin IP versiyon 6 içerisinde önceden bütünleşmiş halde göreceksiniz. Bu şu anda son derece yaygın bir şey. Aygıtlar arasında bu ilişkilendirmeyi yapabilmek için internet anahtar değişimi adı verilen bir şeyi kullanıyor. IPsec yapılandırdığınız zaman sık sık IK penceresinin açıldığını göreceksiniz. Bu anahtar değişimine sahip olmanız gerekli. IPsec içerisinde ayrıca kimlik denetimi başlığı adı verilen bir şey vardır. O halde sadece şifrelenmiş bir tünele sahip olduğumuzdan emin olmakla kalmayıp Ayrıca aldığımız trafiğin gerçekten bunu gönderen kişiden geldiğinden emin olabiliriz. Hiç kimse görüşmenin ortasında yer alamaz. İki nokta arasındaki görüşmeyi izinsiz izleyecek kişilerin bilgiyi alıp ve geçmelerine rağmen hala ortada olacak şeyleri görmeye izni olmaz. IPsec ile buna müsaade edilmez. Burada ayrıca ESP adı verilen ve veriyi gerçekten şifrelediğimiz bir yöntem vardır. İyi ki burada çok fazla farklı terimler olmasına ve IPsec ile ilişkilendirilen çok şey olmasına rağmen bu terimlerin çoğu bir anlam ifade ediyor. Anahtar değişimi, iki aygıtın kendi anahtarlarını oluşturması ve birbirleriyle konuşması için bir yöntemdir. Kimlik denetimi başlığı, beklediğimiz yerden gelen verinin gerçekten doğrulanması için kullanılan yöntemdir. Ve ESP şifrelediğimiz yöntemdir. Veriyi tıpkı şifrelenmiş gibi özetliyoruz ve bunu gideceği yere gönderiyoruz. O halde IPsec burada da görebileceğiniz gibi basit bir protokol değildir. Burada IPsec ile birçok hareketli parça var. Aslında daha önce bir IPsec tünelinin iki ucunu yapılandırdıysanız burada birçok seçeneğin olduğunu bilirsiniz. O halde sadece iki tarafta bunların eşitlendiğinden emin olmanız gerekir. Burada çok fazla otomasyon yok. Ancak konfigürasyonun her iki tarafında da tüm standartları aynı formatta aldığınız sürece IPsec gerçekten mükemmel şekilde çalışır ve buradaki en son, en modern şifreleme teknolojilerinden birisidir. Eğer tünelleme için daha basit bir şey arıyorsanız, SSL VPN sizin için bir çözüm olabilir. IPsec gözünüzü korkuttuysa SSL, yani güvenli yuva katmanı, VPN'i düşünebilirsiniz. SSL kulağa tanıdık geliyor. Elbette bu bizim HTTPS'imizin, tarayıcınızın ve bir web server arasında şifrelenmiş bir bağlantı oluşturmak için kullandığı protokol. O halde aynı şifreleme yöntemini kullandığım zaman aynı şifreleme tipi şifrelenmiş veriyi birinden diğerine transfer edebilecektir. Güzel. Bu bir web tarayıcı değil. Bu bir VPN tüneli. Bu şifreli bir bağlantı ancak protokol neredeyse tamamen aynı. Öyleyse bu oldukça yaygın bir protokoldür. Ve eğer güvenlik duvarlarınız arasında iletişim kuruyorsanız bazı çok farklı port numaralarının kullanılması hakkında konuştuğumuz diğer şifreli tünel teknolojilerinden bazılarını fark edeceksiniz. Bu görmeye alışkın olmadığınız bir şey olabilir. SSL tamamıyla tarayıcınızın kullandığı ve bir tarayıcı kullanıyorsanız güvenlik duvarınızın muhtemelen bunu kullanılabilir durumda olmasını bekleyeceği TCP port 443'ü kullanır. Bu bir uçtan diğerine akışı çok kolay bir hale getirmektedir. SSL VPN ayrıca oldukça basittir. Kendi tarayıcımızda zorunlu olarak bir SSL konfigürasyonuna sahibiz. Bu sayede bir SSL VPN için istemciler bunları çalıştırdıkları yola eğilimli olacaktır. Yüklemesi çok hızlı ve çok basittir. SSL ayrıca çok fazla kullanıcının kimlik doğrulamasını gerçekleştirebilir. Bu son derece önemli bir kısımdır. IPsec'in yaptığı gibi dijital imzaları veya paylaşımlı şifreleri kullanmaz. Bunun yerine tarayıcılarımızın ayarladığı gibi ikisi arasında bir anahtar değişimi vardır ve bizim için kullanımı oldukça basittir. Temelde söylemek istediğimiz şey şu. Bir SSL VPN oturumunu başlatın ve bu geriye kalan her şeyi halledecektir. Bunu bir tarayıcıdan dahi çalıştırabiliriz ve ağımız içerisindeki web servislerine bir VPN bağlantısı yapabilir veya daha sonradan tarayıcı hizmetlerinden başka şeyleri kullanabilen son derece basit VPN istemcisini yükleyebiliriz. SSL VPN'inizin standart uygulamalarını kullanırsınız. Bunu yapmak son derece kolaydır ve neredeyse herkesin tanışık olduğu bir teknolojiyi kullanır. Az önce bahsettiğimiz VPN çözümleri şifrelemeyi kullanır. Bunlar başka hiç kimsenin göremeyeceği özel tüneller oluşturur. Peki başka bir aygıta bağlanmak isterseniz ve zaten özel bir ağ üzerinde bulunuyorsanız ne olacak? Bu uzaktan erişim gibi bir şey olacaktır. Ve çok yaygın, çok eski tarzda olan uzaktan erişime RAS yani Türkçe ifadesiyle uzaktan erişim hizmeti deniyor. RAS daha çok yazılım kombinasyonudur ve her ne kadar burada daha çok yazılım tabanlı bazı RAS çözümleri bulunsa da bir donanım kombinasyonu da olabilir. Bu bizim aygıtlara erişimimize ve bir uzak istasyondan tüm ağa erişimimize izin veriyor. Bu orijinalde modem kullanarak bir Microsoft işletim sisteminden kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ve bu bağlantı vasıtasıyla başka birinin ağına erişim kazanabilmek için tasarlanmıştır. Bu yüzden burada internetten bahsetmeye gerek yoktur. Bazı yöntemler bulmamız gerekiyordu ve bu RAS serverlar vasıtasıyla modemleri kullanarak çevirmeli bağlantı kurduk. Bunları RAS serverlar olarak adlandırdık. Bu RAS uzaktan erişim hizmeti Microsoft merkezi bir şey olacak şekilde kullanıldı. Ancak bugünlerde bu daha çok uzaktan hizmetlere erişim şeklinde genel bir tanımlamaya sahip. Eğer birisi şunu söylerse bir RAS server kurmam gerekiyor. Şunu sormak isteyebilirsiniz. Demek istediğin Microsoft versiyonu mu yoksa genel uzaktan erişim becerileri tipinde bir versiyon mu? Uzunca bir süredir var olan bir uzaktan erişim protokolü PPP'dir. Türkçe ifadesiyle noktadan noktaya protokol. Ve isminden de anlaşılacağı gibi bir bağlantı üzerinden bir noktadan başka bir noktaya iletişim kurma yoludur. Bu katman ikide çalışan bir protokoldür. Bu yüzden bunu geniş alan ağı bağlantıları... Seri bağlantılar üzerinde oldukça fazla kullanacağız ve bu son derece esnek bir şeydir. Bunun üzerinden kimlik denetimi yapabilirsiniz. Sıkıştırma yapabilirsiniz. PPP ile çoklu bağlantılar kurabilirsiniz ve böylece bir kere de birçok bağlantıyı sunabilirsiniz. Gerçekten bu çok fazla şey yapmanıza izin veriyor. Bunun bir protokol olarak oldukça yetişkin olduğunu ve bu protokol üzerinden uzaktan erişim sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Bunun telefon hatlarında kullanıldığını görebilirsiniz. Cep telefonları bunu kullanacaktır. Bir geniş alan ağı üzerinden seri bağlantılar PPP'yi kullanır. Noktadan noktaya protokolün PPP avantajlarından yararlanmak için birçok farklı yol vardır. Bugünlerde bunu Ethernet üzerinden PPP çalıştıran DSL hatlarında çok fazla görürsünüz. Öyleyse bir Ethernet bağlantınız vardır ancak hala kimlik doğrulaması için bir yola ihtiyacınız var. Bu Ethernet vasıtasıyla sıkıştırmanız için bir yola ihtiyacınız var. Belki de bir alandan bir diğerine bir servis sağlayıcıya ve PPPoE gerçekten bunu yapmak için oldukça iyi bir yoldur. Diyelim ki ağdasınız ve gerçekten yapmak istediğiniz şey sadece başka bir sistemde neler olup bittiğini görebilmek. Nasıl yapabilirsiniz? Bunu yapabilmek için çok yaygın olan bir yol Microsoft ortamlarında bu uzak masaüstü olarak adlandırılıyor ve bu RDP Türkçesi uzak masaüstü protokolü adı verilen bir protokolü kullanıyor. Bu uzak masaüstü protokolü temel olarak bir yerden bir masaüstünü paylaşmanıza izin veriyor. Masanızda oturabilirsiniz ve kendi ortamınızda herhangi bir serverda neler olup bittiğini görebilirsiniz. Ayağa kalkıp başka bir odaya gitmenize gerek kalmaz. Ülkenin diğer ucuna uçmanıza gerek kalmaz. Bu TCP port 3389'u kullanarak tek bir yerden aynı anda birçok makineye göz atabilirsiniz. Çoğu Windows sistemde uzak masaüstü hizmeti bulunur. Bireysel sistem incelemesi veya bir masaüstü paylaşımı ya da merkezi terminal serverına erişen birçok makine olabilir. Ve birçok insan tek bir server üzerinden ağa uzaktan erişim sağlayabilir. Bu, bunun ne kadar büyük olduğunu ölçmek için oldukça güzel bir yol. Bir masaüstüne bağlanabilirsiniz veya uzaktaki bir serverdan sadece bir uygulamayı çalıştırmak isteyebilirsiniz. O halde bu size ekstra güvenlik seviyesi izni vermektedir. Bu her zaman size bunları yapabilmeniz için ekstra esneklik kazandırır. Ve burada Windows için, MacOS için, Linux için, Unix için, benim iPhone'um için istemciler var. Uzak masaüstü protokolünü neredeyse her işletim sisteminde çalıştırabilirim. Bu kendi masamda oturarak birçok şeyi yapabileceğim anlamına geliyor. Eğer bunu yaparak Windows'ta kilitlenmek istemiyorsanız, her zaman Türkçe ismiyle Bağımsız hesaplama mimarisi adı verilen bir şeyi kullanabilirsiniz ve her ne kadar buna bağımsız denilse de bu Citrix Systems adındaki bir şirkete ait tescilli bir protokoldür. Eğer daha önce Go to Meeting veya Go to My PC tarzında bir şey kullandıysanız bunu yapabilmek için bu protokol tipini kullanır. Bu Windows sistemlerini, Unix sistemlerini uzaktan çalıştırabilir, bir ekran açabilir ve bilgisayarda neler olup bittiğine bakabilirim. Birçok insan uzaktan uygulamaları çalıştırmak için merkezileşmiş bir server'a gidebilir. Bu becerilerin hepsi biraz önce baktığımız uzak masaüstü protokolüne oldukça benzer şeylerdir. Bu sadece strict konfigürasyonudur. Biraz daha farklıdır. Mesele şudur ki birçok farklı işletim sisteminden tüm erişim merkezli serverlardan veya bireysel serverlardan benzer senaryolara sahip olacaktım. Ve bu uzak aygıtlar üzerinde tam olarak ne olup bittiğini ve nelerin çalıştığını görebilirim. Oldukça marifetli. Bu çok büyük bir server'a sahip olmaya ve diğer tarafta pratik olarak sıfır istemciye sahip olmaya göre çok fazla büyünceye kadar bu hizmetlerden bazılarını ölçeklendirmenize izin verir. Tam gelişmiş şirket uygulamalarını tamamını iPhone gibi aygıttan çalıştırdığınızı düşünün. Bu uzak masaüstü protokolünü ve bağımsız hesaplama mimarisi protokollerini kullanarak oldukça kolay bir hale geliyor. Uzak masaüstü protokolünü ve bağımsız hesaplama mimarisi protokolleri tescillidir veya işletim sistemlerinde bütünleşmiş olarak bulunur. Ancak masaüstlerini paylaşabileceğiniz bazı açık kaynak yöntemleri vardır. Bunu yapmak için çok yaygın olan bir yöntem, sanal ağ hesaplaması protokol seti ve uygulamaları veya İngilizce kısa ifadesiyle VNC'dir. Ve bu bir açık kaynak. Oldukça iyi bir çözüm olan bir şeyi arıyorsanız işinize yarayabilir. Bu oldukça yaygın bir şekilde görülür. Bir Windows makinede ve Mac işletim sistemli aygıtlarda bu VNC istemcisini yükleyebilirsiniz ve Windows veya Mac işletim sistemlerinde çalışan server'lar ile iletişim kurabilirsiniz. Bunlar çalıştıkları platformdan tamamen bağımsız olabilir. Bunlar Türkçe ifadesiyle uzak çerçeve arabellek (RFB) olarak adlandırılan bir şeyi kullanırlar. Bu ekranda gördüğünü tamamıyla ileten bir şeydir. Bu yüzden eğer ekranda gördüğümüzün tamamen aynısına bakmak istiyorsanız bu oldukça etkili bir protokoldür. Ancak bazı çok grafiksel ortamlar ile çalışmanıza izin verir. Bu TCP port 5900 ve TCP port 5903 arasında bir port kullanır. Burada bir web tarayıcı vasıtasıyla bunu yapabilen başka bazı TCP portları da bulunur. Öyleyse herhangi bir özel istemci olmadan bir web tarayıcısını açmadan herhangi bir makineye gitmenize izin verir ve diğer makinede olanlara uzaktan bağlanmanıza izin verir. Çok marifetli ve oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu ağ erişim güvenlik aygıtları hakkında neler öğrendiğimize bir göz atalım. Hangi tipteki filtre veri bağlantısı kontrol katmanında trafiği kısıtlayabilir? Bu filtre tipinin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Eğer bu veri bağlantısı kontrol katmanında ise bu bir MAC katmanı filtresi olmalıdır. Bir sonraki sorumuz Sanal tüneller üzerinde kullanılan en yaygın şifreleme teknolojilerinden birisi nedir? Bu oldukça yaygın bir şifreleme teknolojisi. Güzel. Bugünlerde dünyada kesinlikle öncelikli olan bir tanesi var ve buna IPsec diyorduk. Ve son sorumuz hangi protokol Microsoft masaüstü paylaşımı için kullanılıyor? Bu uzak masaüstü protokolü veya kısa ifadesiyle RDP'dir. Burada ağ erişim güvenliği hakkında bilmemiz gerekenler özetlendi. Filtreleme Tünelleme ve şifreleme ve son olarak uzaktan erişim konularını gördük. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com